Bugün dünya üzerinde pek çok ülke var ve bu ülkeleri meydana getiren milletleri mutsuz eden onlarca konu var. Bu ülkelerin içinden öyle bir ülke düşünün ki eğitimde dünyanın en gerisindeler, üretim ve sanayide dünya piyasasına hiçbir şekilde etki edemiyorlar. Ya da sanatta, sporda, bilimde dünyaya hiçbir katkıda bulunamıyorlar. Halkın neredeyse tamamı açlık sınırına yakın seviyelerde yaşıyor ve içlerinden pek çoğu ailesine bakamıyor. Tüm bunlar bir kenarda dursun, en önemlisi de ülkede can güvenliğinin ve insan haklarının hiçbir ağırlığı yok. Başka bir tabirle insanlar gündelik hayatlarını tamamen karambole, şans eseri yaşıyorlar. Her an yere yığılıp kalacakmış gibi. Her an bir daha gözlerini açamayacaklarmış gibi. Her an yaşamdan tamamen kopacakmış gibi. Burası tarih boyunca yüzü neredeyse hiç gülmeyen milletlerin yaşadığı kaosun ve iç savaşların ülkesi. Burası Rusların, Amerikalıların ve Taliban'ın onlarca yıldır yerel halkı bezdirdiği bir coğrafya. Burası dünyanın en yüksek dik sıra dağlarının bulunduğu Orta Asya'nın güneyinde kalan dört bir yanı tehlikelerle, cehaletle ve fakirlikle sarılı ülkesi. Hatta belki de dünyanın en mutsuz insanlarının yaşadığı ülkeden söz ediyorum. Burası Afganistan. Afganistan denince pek çoğumuzun aklına güzel şeyler gelmiyor. Hatta hiçbirimizin aklında o ülkeyi gezip görmek, oranın kültürünü tanımak ve daha da ötesi orada temelli yaşamak gibi bir düşünce yok. Bunun en belirgin sebebi Afganistan'ın geçmişten bu yana Sovyetler Birliği ve Taliban gibi güçlerin etkisinde kalması, ülkede kalıcı bir istikrar oluşturulamamasıdır. 70'li yıllarda Sovyetler Afganistan'da kendi otoritelerini kurmak adına yoğun mücadeleler verdiler ve bu topraklarda çatışmalara neden oldular. Afganistan'ın yerel örgütleri Sovyetler Birliği'ni geri püskürttü ve 1989 yılına gelindiğinde Sovyet istilası ülkeden tamamen geri çekilmiş oldu. Ancak Afganistanlı insanlar sadece dış sorunlarla mücadele etmiyordu. Demokratik bir yönetime karşı olan, ellerinde silahlarla gezen ve medeni hukuk kurallarını tanımayan tehlikeli bir örgütle de mücadele etmeleri gerekiyordu. O örgüt, Sovyetlerin ülkeden çekilmesinin ardından daha da etkin bir hale geldi ve 1996 yılında ülkeyi ele geçirdi. Tarihler 11 Eylül 2001'i gösterdiğinde ise Amerika'nın New York şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Bunu Afganistan'la alakalı yapan şey ise olayın Afganistan kökenli örgütler tarafından üstlenilmiş olmasıydı. İşte o noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ın iç işlerine uzun yıllar boyunca müdahale etti ve Taliban'ın faaliyetlerini azalttı. Bu süreçte ülkeye demokratik seçimle bir cumhurbaşkanı seçilse de Taliban asla tamamen yok edilemedi. Geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası Taliban bir kez daha Afganistan yönetimine el koydu ve bugün gelinen noktada Afganistan ülkesi Taliban tarafından yönetiliyor. Taliban'ın uzun yıllar boyunca Amerika'nın gücüne rağmen neden yok edilemediğinin coğrafik sebepleri de var. Çünkü ülke Orta Asya'nın güneyindeki en büyük coğrafyalardan bir tanesi. Tam 652 bin kilometrekarelik yüz ölçümüne sahipler. Bu toprak alanının büyüklüğü Türkiye ile hemen hemen aynı büyüklükte denilebilir. Üstelik Afganistan'ın arazileri dünyanın en zorlu bölgelerinden oluşuyor. Ülkede onlarca yüksek dağ ve mağara mevcut. Bu dağlar öylesine karmaşık ve engebeli ki bir zamanlar Sovyet tankları bu dağların ardındaki Afgan savaşçıların üstesinden gelememişti. Bir ülkede hem askeri güç yeterli değilse hem de hükmedilen coğrafik alan çok büyükse hem de elverişsiz onlarca doğal araziye sahipseniz Taliban gibi örgütlerin yıllardır bu ülkede nasıl aktif kaldığını anlamak pek de zor değil. Hatta Taliban 90'lı yıllarda Pakistan gibi devletler tarafından da doğrudan destekleniyor ve yardım alıyordu. Öyleyse gelin bugün Taliban sonrası Afganistan nasıl bir yere dönüştü, oradaki insanlar günlük hayatlarında neler yapıyor buna bakalım. Böylece çarşılarda neler satıyorlar ve yüzlerinde nasıl bir duygu durumu hakim net bir şekilde görmüş olacağız. Eğer ki karayoluyla Afganistan'a gidecek olursanız tıpkı Suriye'de olduğu gibi hemen her kilometrede silahlı güçler tarafından kontrol ediliyorsunuz. Özellikle Kabil yolunda bu durum sıkça yaşanıyor. Bugün Afganistan halkının önemli bir kısmı başkentleri olan Kabil şehrinde yaşam sürüyor. Öyle ki ülkenin 2021 yılındaki nüfus sayımında 40 milyonluk Afganistan halkının 5 milyonunun bu şehirde yaşadığı bilinmekteydi. Ayrıca Afganistan nüfusunun %99'u Müslümanlardan oluşuyor ve Müslümanların da %90'ı Sünni toplumlardan meydana geliyor.
Bunun yanı sıra başkent Kabil'de insanların arasına karışacak olursanız halkın Arapça ve Türkmence gibi diller konuştuğunu görebilirsiniz. Afganistan topraklarına girip kendinizi Kabil sokaklarına attığınız zaman ilk olarak insanların yüzleri ve kılıkları dikkatinizi çekiyor. Hemen her biri uzunca sakallara sahipler ve başlarında Afganistan'a özgü takkeleri takarlar. Aslında bunlara pakol deniliyor ve Pakistan'da bu şapkaları takanlar bir hayli fazla. Çünkü bu şapkalar giydikleri kıyafetlerle özdeşleşmiş durumda ve bu nedenle pek çok Afgan'da benzer kombinler görürsünüz. Kıyafetleri de genellikle uzun kumaş klasik Afganistan kıyafetleridir. Buradaki insanlar bel aşağı ve bel yukarısını ayrı ayrı giysilerle birleştirmiyorlar ve genellikle bu elbise tarzı kıyafetleri giyiyorlar. Yani ülkede pantolon, kazak, gömlek diye bir kavram yok ve herkes tek tip giyiniyor. Çarşı pazardaki başka bir dikkat çeken husussa gördüğünüz insanların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluşuyor olması. Yollarda çok az kadın görüyorsunuz, hatta neredeyse yok bile denilebilir. Sanırım buradaki kadınların çoğu Taliban'dan uzak, kırsal kesimlere göç ettiler ya da doğrudan ülkeyi terk ettiler. Zaten yetişkin erkeklerin yüzlerine şöyle bir bakarsanız, buranın sadece kadınlar için değil, hemen herkes için tehlike barındırdığını kısa sürede kavrayabilirsiniz. Ayrıca yol ve caddelerin hemen her yerinde Afganistan'ın resmi bayrağını değil, Taliban'ın bayrak olarak kabul ettiği flamaları görebilirsiniz. Çocuklarsa her zamanki gibi çok masum ve günahsızlar. Ancak içerisinde bulundukları durumla alakalı pek çok şeyin farkında değiller. Aynı zamanda hiç mutlu görünmüyorlar. Yüzleri ise büyük oranda kir ve pas içinde. Hemen hepsinin yüzünde dalgın ve mutsuz bir ifade var. Sanki büyümeden yaşlanmışlar ve ömürlerinin son yıllarını yaşıyorlarmış gibi. Ülkedeki çocuklar Taliban'dan önce bile yeterince iyi şartlarda değillerdi. Pek çoğu okullara gidemiyorlardı, gitseler de ilkel şartlarda eğitim görüyorlardı. Ancak kız çocukları Taliban'ın başa geçmesiyle okullardan iyice uzaklaştırıldı ve pek çok kısıtlama getirildi. An itibariyle de kızlar çocuk yaşta ev işlerine başladılar. Erkeklerse para kazanmak için babalarına yardım ediyor ve meslek edinmeye başlıyorlar. Bazıları ise küçük yaştan itibaren Taliban için birer savaşçı olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla Afganistan'da eğitim şu an çökmüş vaziyette. Kaldı ki Taliban insanların eğitilmesini ve batı tarzı yetiştirilmesini onaylamıyor. Eğer ki çocuklar eğitim almak istiyorlarsa sadece Taliban'ın kontrolündeki dini medreselerde eğitimlerine izin veriliyor. Orada medeni dünyaya ait neredeyse hiçbir şey öğrenemiyorlar ve çocukların beyni yıkanıyor. Böylece çocukların ileride Taliban'a bağlı insanlar olarak yetişmesi amaçlanıyor. Kabil yollarında yürürkense insanların genellikle tek başlarına gezmediklerini, erkeklerin Taliban bayraklarıyla grup halinde dolaştıklarını görebilirsiniz. Yollarda ve meydanlarda Taliban'ı öven yürüyüşlere çıkılıyor ve sloganlar atılıyor, hatta danslar bile ediliyor. Ülkede kamerayla çekim yapılmasına izin veriliyor, ancak bunu yaparken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü hemen her köşe başı silahlı insanlarla dolu ve onları kızdıracak bir şey yaparsanız sizi orada koruyabilecek hiçbir güç bulunmuyor. Ayrıca yollar ve sokaklar her daim kalabalık ve insanla dolu. Taliban'a rağmen insanlar hayata uyum sağlamaya çalışıyor ve işlerine güçlerine bakıyorlar. Hemen her sokakta çeşitli ürünler satan seyyar tezgahlar görürsünüz ve yol üzerinde pek çok araç hareket halinde oluyor. Tezgahlara baktığınızda ise fazlaca ürün görebiliyorsunuz. Buradan yola çıkarak ülkenin çarşı pazarlarında bir gıda kıtlığının olmadığını anlayabilmek mümkün. Ancak bu sizi aldatmasın. Oradaki halkın büyük çoğunluğu işsiz ve evine ekmek götüremiyor. Tezgahları incelerken ara sıra tek tük de olsa kadın görmeye başlıyorsunuz ancak yüzleri hiçbir şekilde görünmüyor. Onlara dikkatlice baktığınızda manzara size bu gerçek mi dedirtebiliyor? Çünkü yaşadığınız çağdan binlerce yıl öncesindeki ilkel bir yere düşmüş gibi hissediyorsunuz. Dışarı çıkarken her bir kadın burka adını verdikleri bu giysilerden giymek zorunda. Bu durum Afganistan toplumunun iradelerini eğitimle güçlendirememiş olduklarının en açık göstergesidir. Özellikle erkekler kendi kusurlarından doğan problemleri kadınları olabildiğince kısıtlayarak çözmeye çalışıyor. Bunu da silah zoruyla ve kendi hukuk kurallarıyla sağlıyorlar. Başka bir tabirle erkek egemenliğinde bir toplum yaratmaya çalışıyorlar ve kadınları erkeklerin hizmetçisi olarak görüyorlar. Taliban'a göre kadınlar sadece bir üreme aracıdır ve erkeklerden eksik yaratılmıştır. Toplum genelinde erkeklerden hep geri olmalıdır çünkü onlara göre kadınlar tehlikelidir. Kadınlar evinde oturmalıdır ve dış dünyaya ilgi duymamalıdır. Taliban bu konuda hiç geri adım atmıyor ve şeriata göre hareket ettiklerini söylüyorlar.
Örneğin hırsızlık yapanın elini kesme hakları bulunuyor ya da zina yapanı taşlayarak hayattan koparabiliyorlar. Öte yandan Taliban sonrası ülkedeki adalet sistemi de oldukça ilkel bir sistemle ilerliyor. Taliban'ın görevlendirdiği bir adam halkın sorunlarını dinliyor ve bir hakim gibi problemleri neticelendiriyor. Yani bir mahkeme ve medeni hukuk kavramı yok. İnsanlar davalarını bu şekilde çözümlendiriyor ve itiraz edemiyorlar. Karara karşı gelirlerse hemen yandaki sandalyeye oturan silahlı Taliban adamları olaylara müdahale ediyor. Elbette Afganistan'daki herkes Taliban yönetiminden ve içinde bulundukları hayattan memnun değil. Ülke sınırlarında her gün binlerce Afgan vatandaşı sınırlardan geçmeye ve kaçmaya çalışıyor. Bu insanlar genellikle genç ve orta kesim erkeklerden ibaret. İran'a kaçmak ve İran üzerinden Türkiye'ye, hatta Avrupa kapılarına dayanmak istiyorlar. Tabii ki Taliban yönetimi sınırları açmıyor ve Afganistanlı insanların ülkeyi terk etmelerine izin vermiyor. Eğer ki sınırları açarlarsa ülkede yaşlılar dışında neredeyse kimse kalmayacağını onlar da gayet iyi biliyor. Aslında kendi insanlarını ülkelerinde tutmaları bir yandan iyi. Çünkü bu insanların sınırlardan çıkmasına izin verirlerse daha milyonlarca Afganistanlı erkek Türkiye'ye gelecektir. İnsanlık adına durumları elbette üzücü. Ancak bir yerde kendi yaşamlarımızın da kalitesini düşünmemiz gerekiyor. Türkiye daha fazla sığınmacıların yuvası konumunda olmamalıdır. Ortada bir insanlık ayıbı varsa bütün dünya ülkeleri bu mazlumlara el açmalıdır. İşin komik yanı, hemen her durumda Batı'yı ve onların yaşamını kınayan doğudaki toplumlar hemen her fırsatta Batı'ya kaçmaya çalışıyorlar. Mesela Afganistan'daki hayatından memnun olmayan bir insan Pakistan sınırlarına dayanmıyor veya Pakistan üzerinden Hindistan'a kaçma hayalleri kurmuyor. Hemen hepsi Türkiye'ye ve daha batıdaki ülkelere gitmeyi kendine amaç ediniyorlar. Taliban öncesi Afganistan yönetiminin bütçesinin yarıdan fazlasını fonlayan batılı şirketler günümüzde ülkeyle alakalı bütün faaliyetlerini durdurmuş durumda. Ayrıca Afganistan Merkez Bankası'na ait 10 milyar dolarlık uluslararası rezervler de Dünya Bankası tarafından donduruldu ve Taliban bu paraya erişim sağlayamıyor. Afganistan'daki hastanelerin durumu da epey kötü durumda. Pek çok doktor, Taliban ülkeyi işgal eder etmez ülkeyi terk ettiler ve gelişmiş ülkelerin yolunu tuttular. Kalan doktorlarsa hastanelerde yetersiz imkanlarla insanları yaşatmaya çalışıyor. Taliban resmi olarak tanınmıyor ve ülkeler Taliban'a tıbbi ilaç ve aletler yollamıyorlar. Eğer ki insani yardım vakıfları bu cihazları ve ilaçları temin ederse oradaki hasta insanların hayatta kalma şansı oluyor. Öyle ki ülkedeki pek çok bebek yetersiz beslenmeden dolayı doğar doğmaz hastalanıyor ve ne yazık ki iyileşemiyorlar. Pek çoğu demir ve kan eksikliğiyle mücadele ediyor. Afganistan'daki yollar da hastaneler kadar iç karartıcı vaziyette. Yolların çoğu asfaltlı değil ve toz toprak içerisinde. İnsanları evlerine ulaştıracak bir toplu taşıma sistemi yok ve hemen her yer bakımsız bir köyü andırıyor. Ayrıca Kabil merkezinde bir trafik ışığı sistemi yok. Araçlar ve insanlar iç içe aynı yola karışıyorlar ve belli bir sıraya göre hareket etmiyorlar. Bu durum görüntü ve ses kirliliğine yol açtığı gibi aynı zamanda hayati tehlikelere de davetiye çıkarıyor. İnsanların genel yemek tarzı ise et, lavaş ve pilav odaklı. Bu durum şaşırtıcı değil çünkü Orta Asya ve Orta Doğu'da insanların et odaklı beslendiğini gayet iyi biliyoruz. Çünkü bu coğrafyalar çoğunlukla sert ve kurak topraklardan meydana geliyor. Bu sebeple pek çok tarım ürünü burada verimli ve bol şekilde yetişemiyor. Hal böyle olunca insanlar tarıma değil daha çok hayvancılığa yöneliyor ve hayvan besiciliği yapıyorlar. Bu da yemek kültürünün et odaklı gelişmesinin önünü açıyor. Ayrıca gözlemeye benzer bolani adında bir yiyecekleri de var ki insanlar bunu sıkça tüketiyorlar. İçerisine ot veya patates konuyor, ardındansa kızgın yağ atılıp yeniyor. Buna ek olarak Afganistan kuşlarıyla da ünlü bir yer. Şehirlerde gezerken pazar yerlerinin hemen hepsinde kafeslerin içinde kuşlar görürsünüz ve bu kuşlar satılarak yeni sahiplerine ulaştırılıyor. Dağlardaysa hem Taliban'dan uzak hem dünya gündeminden uzak bir yaşam sürüyor Afganlar. Onlar kendilerini şehirlerden tamamen soyutlayan, başka bir ülkeye kaçmayı da düşünmeyen özel bir yaşam sürüyorlar. Öyle ki topraktan ve taştan yapılmış geleneksel dağ evlerinde kalıyorlar. Bu evlerin içerisinde herhangi bir modern ev eşyası bulamazsınız. İçeride herhangi bir halı veya kilim tarzı eşyaları da yok. Odun ateşiyle yanan bir ocakları var ve hem doğadan hem de yetiştirdikleri hayvanlardan edindikleri yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışıyorlar. Temiz suyu derelerden ve kuyulardan çekiyorlar, yedikleri her yiyeceği ise kendileri imal ediyorlar.
çok düz bir yaşam olduğu aşikar ama en azından dağlarda yaşayarak kendilerini daha güvende tutmuş oluyorlar. Böylece aile olarak bir arada kalabiliyorlar ve kendilerini tehlikeden uzak tutmuş oluyorlar. Peki siz Afganistan'da olsaydınız ne yapardınız? Taliban yönetimine rağmen şehirlerde, çarşı pazarda ürün satarak yaşamınıza devam mı ederdiniz? Yoksa dağlarda herkesten uzak özel bir hayat mı sürerdiniz? Ya da tüm riski göze alıp Taliban'dan kaçarak yurt dışı macerasına mı atılırdınız? Cevabınız ne olursa olsun Afganistan'daki yaşamın hemen her türlüsü zor. Yakın geleceğe dair ülkede herhangi bir olumlu gelişme beklenmiyor. Zaten demokratik hükümetle bile yıllardır ileriye gidemediler. Son 20 yıldır medeni yaşama dair tüm çabaları Taliban'ın dönüşüyle tekrardan en alt seviyelere indi ve bugün Afganistan ülkesi dünyanın en tehlikeli 2-3 ülkesinden biri olma özelliğini taşıyor. Öyle görünüyor ki daha çok uzun yıllar boyunca Afganistan'da hayat düzelmeyecek ve dünyanın en sorunlu coğrafyalarından biri olarak kalmaya devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.